Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa. Yeni oyun videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi Attila Totla oyun serimiz kaldı yerde güzel bir şekilde ve çok zorda Akun'la devam ediyor. Bu Allah izin verirse tabii ki 6. bölüm olacak bu güzel oyun serimizde inşallah. Evet, önceki bölümde ne oldu? Bunu özetlemek isterim. Ama bunu tabii ki kısa bir tutacağım. Bu özetlemeden bahsediyorum. Güneyde bir şehri güzel bir şekilde talan ettik, daha sonra tahrip edip bir ulusu yok etmiş olduk. Sonra kuzeye geri döndük, aynısını burada yaptık. Yani talan ettik, tahrip ettik ve bir ulusu yok ettik. Sonra mecburen kuzeye geri dönmek zorunda kaldık, yani geri çekilmek zorunda kaldık desem daha doğru olur. Çünkü maalesef düşman, yani Sasani İmparatorluğu 4 ordusuyla bizi yakalamaya çalıştı. Bir ordusu diğer ordudan uzak kaldığı için saldırıp yok etmeye çalıştım. Başaramadım ama güç kaybetmesini sağlayabildim. Benim amacım önümüzdeki turlar içerisinde bu ordunun birini aynı diğer ordu gibi tek kalmasını sağlayıp yok etmeye çalışmak olacak. Bir şey fark ettim ben burada. Öyle ciddi anlamda bir güçlü ordusu yok aslında bakarsan. Biz bunu istesek yok ederiz ya. Değil mi? Vallahi ben şansımı deneyeceğim. Bilmiyorum başarılı olur muyuz ama başarılı olmaya çalışacağım. Diğer orduyu da alırsak vallahi güzel bir savaş çıkarabileceğimize inanıyorum arkadaşlar. Evet evet. Düşmana elimizden geldiği kadar uzak kalmaya bakmamız lazım. Uzun menzilde savaşacağız yani. Onagallar ateş etmeye başlasa, düşman liderini ben yemeye kalkışsam, atlı okçular düşmanı hep uzun mesafede tutsa, tamamdır ha, bu savaş benim. Evet. İnşallah da gerçekten düşündüğüm gibi olur. Düşman tam karşında. Gücüne inanıp büyük ihtimal saldırmaya kalkışacaktı diye düşünüyorum. Ama belli olmaz tabii ki. Şöyle merkeze al. Look, friendly banners. Our reinforcements arrive. Çok güzel. Melee cavalry. Şimdi bunlar gelsin takviye olarak hemen. Düşman atlısı yaklaşıyor. Hemen durdurak onu. Evet. Bu atları hemen şuraya getirerek. Ona gallar da geldi, çok güzel. Bunlar ne yapıyor? Hayır, gitmeyeceksin bir yere. Bunlar takviyeden buluşmaya çabalıyor. Hayır, izin vermeyeceğim. Vurun lan hepsini. Nerede? Yaklaş yaklaş. Şunları alalım. Şuradan arkadan saldıracağım. Da ani bir saldırı başlatsak mı acaba? Hı. Sizin müsaade modunuz açık olsun. Saldır arkadan. Düşman okçularına güzel, onagallarına güzel vuruyoruz. Vallahi iyi oluyor. Şimdi bir de ağır atış yapalım. Beni de alevli yapsın. Uzun menzilli askerleri vallahi burada güzel bir şekilde katlediyoruz. Bu çok güzel. The enemy have rallied their units. Bunları da liderin üstüne göndererek belki başarırız bu konuda.
lidere ateş edin ha, lidere. Ormana gel. Çok güzel. Sıkıntı değil. The men are broken and running for their lives. Ona gallar ateş etmeyi bıraksın. Yeniden bir formasyona geçelim biz burada. Düşmana nasıl geliyor? Düşman lider öldü. Vallahi lider öldü, binler öldü. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aa, bunlarda hiçbir şey kalmamış. Bunları şöyle merkeze sokayım. Birimler yok olacak. Fark eden bir şey olmaz. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Ters soylularım. Bunlara dalın o zaman. Vallahi hiç üzülmüyorum şu anda. Burada da Pels soyları bize doğru geliyor. Şundan saldırsana bir zahmet. Okçular yiyelim. Geri çekil. Evet, şimdi okçular yakın, benze savaşmak lazım. Onargallar yerini aldı mı? Ateş. 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 Sen savaş. Evet, sen savaş. Böyle böyle gel bir. Diğer liderini de galiba yiyeceğiz düşmanımızın, böyle giderse belli ki. Biriniz şunu takip edin, diğeriniz de şunu takip etsin. Evet. Saldır, katliama başla. Evet, başaramadım bir türlü görevlendirmeyi. Mancılıklar şöyle geri gelsin. Bir pusu var diyor. Aaa, bak 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 bak. Düşman arka planda atlı saklamış. Şimdi bunlar lazım bana. Çok güzel. Bunları biz korkudak. Saldırın. Kaçan birimleri yakalamaya bakalım. Bunları gördüğünüz gibi arkadan saldırıp imha etmeye çalışıyorum. Sıkıştırın abi. Savaş böyle istediğimiz gibi giderse bu savaşı alırız biz, onu söyleyeyim ben size. Güzel bir şekilde katledik. Halen burada düşmanımız gördüğünüz gibi duruyor. Kaçtık. Liderimiz öldürmeye çalışıyor. Vah, ucuz kurtardık. Vallahi ucuz kurtardık. Saldır. Burada durum ne? İyi burada. Biri alev dokunmasın da şuna işin çabuk bitsin. Şöyle gelin. Siz de kendi birimlerimizi vurduk. Geri çekil. Şöyle bir toparlanak.
Şöyle gel, fark etmez. Bir tane isabetli atış yap sen, ne mutlu olalım biliyor musun? Şimdi atlar atlara karşı mı savaşacak? Bu mu yani? The enemy is attacking our general. Lider de artık katalım, yapacak bir şey yok. Dur. Devam. Kill, kill, kill. Hepsini kill. Öldürün hepsini. Evet, hepsini öldürün. Çok kan döküldü. Dökülmeye devam etmek zorunda. Hadi. Devam gençler, durmayın. İyi, geriye okçu mokçu gibi birimler kaldı. Aa, burada bu hoşuma gitmedi. Şunu işini bitir bir an önce. Okçu çünkü uzun menzile ne kadar zarar verebileceğini siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. E hadi, ölmedi gitti ha. Saldır. Katlet, katlet. Çok güzel. A unit has fired all of its ammunition. The men are broken and running for their lives. Praise God. Your victory is moments away. Hızlandırın şimdi gerisini katledebilmek için. Bak burada kaçıyorlar. Aa, bazı birine kaçırdık galiba. Sıkıntı değil, yapacak bir şey yok. Sonlandı. Kıl payı bir zafer diyor. Of of. 4 katı birim yok etmişik. 4 katı askeri güç. 4 katı bir güç ya. Bu ne demek lan? Bizim de baya bir kaybımız oldu. Paralı askerler kaybetmişik. Üzülmedim. Tabii benim takviyesi yapalım. Çok güzel. Şimdi mümkünse geri çekilelim. Biz de çünkü bayağı bir güç kaybettik. Ama maalesef istediğim seviyede geri çekilemeyeceğiz. Şöyle bir şey aklıma geldi. Bu orduyu ne buluşturalım? Çünkü bunda nasıl olsa onagar var. Verilmesi gereken. Sıkıntı rekabet olur gibi geliyor bana. Birbirlerine yakın dursun isterim. Evet. Kaç birim birleştirelim. Bunu iptal edelim. Bunu da. Bana askerlere gerek yok. Tamamdır. Şimdi asker yetiştirmeye devam edelim. Örneğin mesela burada okçu yetiştirebiliriz. Burada da okçu. Sonuçta iyi birimler değil mi yani? Evet. Bu da güzel bir şekilde buraya kurulsun. Bu da mızraklı birim yetiştirsin. Evet. Elimizde bir miktar para kaldı. Bu parayla da Quar be praised. How can I help? 2500 diye. Of 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 of. Evet evet, inşa edelim bunu. Buraya da aslında bunu da bir tane askeri bir bina lazım. Kaç tane çadır daha doğrusu? Kaç çeşit bu? 3 çeşit. Evet. Önümüzdeki turu inşa edelim. Yeter kadar elimize para geçti mi?
Evet, şimdi son olarak destek toplama imkanımıza destek toplayalım. Ondan sonra başka hangi konuya el atarız göreceğiz. Evet. Güzel geçti savaş. Zaferimize ulaştık. Düşmana kayıp verdik. Biz de tabii kayıp verdik. O ayrı bir konu. Sıkıntı sadece şimdi rekabet olunun oluşması beni üzüyor. Diyeceksin neden takip etmedin, yok etmedin arkadaşlar? Riske girmek istemedim açıkçası. Evet. Ne yapıyor bunlar? Yeniden saldıracaklar galiba. Belli ki askeri konuşlandırıyor. Ya da yo. Geri çekiliyorlar. Sırada Atropatan ordusu var. O iki ordu birbirine yaklaşır. Ona gara verir. Ama bir başka orduyu full güçlendireceğim. Ondan sonra bu iki ordunun buluşmasını isteyeceğim. Çünkü tehlikeli. Bir orduyu öyle sapasağlam göndermemek. Atropatan ne yapacak çok merak ediyorum. İlginç. Başka bir yöne gitti. Hangi ordudan bahsediyor ya? Politik destek. Ya bu ordu mu? Sorun değil. Sorun değil. Aslında bunun sınıra kadar gelmesini isterdim. Ayıp ettiniz ya. Şimdi nasıl yapacağız? Bu maalesef istediğim yana kadar gelemiyor. Buraya kadar gelebilir. İyi gelsin bakın buraya kadar. Bu bir. Oh, bayağı tehlikeli. Sen bunu mümkünse engel etmeye çalış. Yanlış yönlendir. Bu konuda nasıl başarımız bilemem. Göreceğiz. Başarılı oldu çok şükür. Tehlikeden kurtulduk yani. Şimdi sen bir yaklaş buna istediğim ilk önce buna birim takviyesi yapacaktık. Sorun değil. Ya da verelim. Böyle yapalım. Evet. Ne? Ben böyle bir şey umutlandırdım kendimi boşa ya. Üzücü. Vallahi üzücü. 1, 2, 3, 4. Dördü de burada olduğuna göre bu burada tek başına. Bu burada takviye almaz. Kolay kolay saldırmaz. Bu birbirine yakın olsun. Tamamdır. Şimdi bu ordu mümkünse hep senin yüzüne saldıracağım lan sana inat. Pislik. Nereye kaçıyorsun daha? Nereye kaçıyorsun? Yaptığına bak. Çadır kuracağız mecburen. Tam önüne. Bunlar daha telafi edebiliyorsun. Aa yok daha iyi atlarına kullanması imkanı veriyorsun. Bu ilk birimden iki tane yetiştirelim. Bundan iki tane. Bir tane. Güzel. Asker yetiştirmiyor. Ancak bu asker yetiştirebilir. Bu da şöyle iki tane yetiştirsin. Bir tane de bunlar yetiştirsin. Evet. Gene paramızın büyük bir kısmını harcadık. Askeri bina inşa edemeyeceğiz maalesef ya. Evet. Turu sonlandırıyorum. Sadece bir ajanımız daha vardı. O ne oldu? Şu anda ortalıkta yok o.
Bana 3 ordusundan hepsinin geri döndüğünü deme yani. Şu orduya karşı mı savaşacaklar şimdi? Ha. Büyük ihtimal casusu görevlendirdi. Öyle olduğunu düşünüyorum. Atropata ne yapacak çok merak ediyorum. O bize doğru gelmeye niyetli o kesin. Evet. Yine başarılı oldu ya. Rezilliğe bak. Sağsın sadakat mı? Çek git lan bana ne? Bu ne lan? Öldürün gitsin bunu. Suikasta uğrat. Gebelsin pislik. Gerek yok. Diğer casus yok ortalıkta değil mi daha hani? Yes. Ha burada geldi. Geldi çok güzel. Şimdi diğer casus şöyle gelsin. Topraklarda gezinsin bakalım. Yok bir şey. Bunlar birbirine zaten yakın durmasını isterim. Bir süre daha. Gelsinler saldırısına hiç umurumda değil. Ucuz birimle yetiştirmeye devam edelim biz. Bunu suikastan öldürmeye bakacağım. Şimdi saldıralım bunlara. Nereye gidiyorsun ya? Gel buraya. Şş, alo gel gel. Gel utanma seni yok edeceğim oğlum. Bittin. İstediğin kadar paralı asker topla. Pislik. Gerek yok. Çok güzel. Şimdi bu ordumuz mümkünse buraya aşağı insin diye düşünüyorum. Doğru mu bir hamle yapıyorum bilmiyorum. Ama kararı aldım bir sefer. Bir tane de şöyle mızraklı birim yetiştirelim. Evet. Şimdi diğer için askeri bina inşa etmek mümkün mü artık? Mümkün değil. Parayı hemen değerlendirerek rekabet bitecek. Araştırma olarak askeri mi devam etsek? Bakım maliyet düşü evet. Tamam turu sonlandıralım. Önümüzdeki tur inşallah bu casusu öldürebiliriz ya. Aşağıda bir kuklası daha var ya onu yok etmek istiyorum. Allah bile casusuna gene bir halt işliyor. Kesin yani. İleride böyle savaşları arkadaşlar yaparsak, kazanırsak çok güzel olacak bizim için. Evet. İnşallah bu sefer başarısız olur. Yani her turda başarılı olacak diye bir şey yok. Sonuçta değil mi? Gene mi? Yapma abi ya. Ayıptır ama yaptığınız resmen ayıptır. Oh. Gelirim yükseldi. Şimdi casus gel bakayım sen şöyle aşağı doğru.
Sen de şöyle gel. Çadırın kur bakalım. Amacım puta mina. Evet. Şimdi şunu öldürsen inşallah başarılı olursun bu konuda. Çünkü bunlar canımı sıkıyor. Çok şükür kurtulduk. Şimdi ben şöyle bir şey de yapacağım. Bu birim buna takviye versin. Çadırınızı kurun gene. Quar be praised. How can I help? Thirsty for battle. Ready for action. Tam istediğim gibi olmadı galiba. Warriors all. Ready for action. For the tribe. Yo yo iyi iyi. Bir şey inşa etme planımız var mı? Yok, o zaman ben asker yetiştirmek için bu parayı kullanmak isterim. Bunu sonlandırıyorum gene. Bakalım bakayım önümüzdeki tur ne olacak. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim, aslında video kaydı yaparken söylemek istedim de oruçluyum, biraz belki konuşurken düşünürken de sıkıntı yaşayabilirim. Evet. Önümüzdeki tur aklıma gelmişken bir diplomatik duruma bakalım. Sasın İmparatorluğu başka bir devlete karşı savaşıyor mu? Belki bize karşı bir daha savaşmayı tereddüt etmez diye düşünüyorum. Bir de dur bakayım, Atropat ne yapacak? Saldıracak mı? Güçlüyüz. Rahat bir şekilde ezip geçme imkanımız var. Saldırmayı tercih etmedi, ilginç. Bu dinler yok mu edildi? Şunu bir öldüremediniz değil mi? Bir şey yaramayan devlet adamı indirin. Aslında hiç arkasında koşasım yok açık konuşmak gerekirse. Şimdi buna birkaç birim takviyesi yapalım. Tengri guides my steps. Rekabet oluşmasına izin vermek zorunda kalacakmış gibi geldi bana. Evet, maalesef böyle olacak. For the gods. Gods be praised. Excitement. Ama sorun değil, birkaç şurada rekabet zarar etmeyiz. Evet, birbirlerine yakın durmak zorunda. Ne olursa olsun gene de. Sen gel. Şöyle. Böyle ilerlemeye devam etsin. Bu yetenek mi kazanmış? Çok güzel. Çapulcu yeteneğini evet yükseltmek isteriz. Aslında şöyle gelinse bura güzel gözüküyor da Sasani'ye uyandırmak istemem aslında. Diplomatik bakalım. Durum neyse Sasani İmparatorluğunda. Ekstra bir düşman edinmemişler. Barış anlaşması kabul etmezler. Kendinden daha halen güçlü görüyorlar demek. Tamamdır. Tehlikeli bir olay aslında. Burada yakın durmak böyle. Gelir yüksek bir şekilde elde edebileceğimiz bir bina inşa eder. O da bu. Bu ordu zaten istediğim seviyede full. Peki ordu da gördüğünüz gibi sağlam. Şimdi sonlandırıyorum.
Bakalım bakayım önümüzdeki tur ne olacak. Sasira İmparatorluğu'na bir darbe tutturduk abi. Şuna bak ya. Adamlar toparlanamadı. Şimdi ağzım böyle açıyor. Bir karşımıza çıkıyor. Daha kaliteli askerlerine. Tamam seçtik. Ah bak çok konuştum. Ah çabuk geçti. İyi. Çok iyi abi. Evet, sonuçta 3 ordumuz da şu anda kendini savunabilecek güçte. Sadece bir ordunun böyle yanında destekçisi olmaması biraz beni tedirgin ediyor. Aşağıdaki kuzeyde, pardon, güneydeki ordudan bahsediyorum. Tamam. Apazya savaşına geldik. Makran bana savaşmak isteyecek. Beklettiğine göre casusunu görevlendirdi o zaman galiba. İnşallah orduyu yanlış yönlendir yapmamıştır. Bak yaptı, kesin yaptı. Suikast oldu, geberdi pislik. Şimdi gel bakayım şöyle. Bu istese saldırır da. Adam burada baya bir askeri gücü var. Topraklarına bilerek giriş yapsam acaba ilgisini çekebilir miyim? Dur bunu en sona bırak. Bunu düşünmem lazım. Düşünmem lazım. Casus sen şöyle gel. Evet. Atropan şeylerine doğru ilerlemek isterim. Şimdi saldırsam ilerlesem ama sanmıyorum. Sasin ordusu ama girebilir abi. Vallahi girebilir. Is that so? Güzel bir şekilde de kaptayım. Şimdi şehre saldırmak iyi değil de gelsem buraya bir pusu mu kursam diye düşünüyorum. Düşmanın bana doğru gelmesini sağlasam. Sasani ordusu gibi bir şey gözükmüyor etrafta diye düşünüyorum. Ve bunlar bir kukla devlet olduğu için büyük ihtimal bir tane orduya sahip, en fazla bir ikinci orduya sahip olur. Evet. Önümüzdeki bölüm gene de arkadaşlar ne yapacağımıza düşünerekten karar vermek lazım. Belki yok. Bence bir tur daha bekleyelim. Evet, bir tur daha bekleyelim, riske girmeyelim. Belki en fazla biraz daha yok karşımızda. Bir tur daha bekleyelim. Ondan sonra casusu görevlendirip bir şeyle yapmaya çalışırız. Pura zaten düşerse buradan sonra Minap düşer. Böylelikle bir kuklasını da ortadan kaldırmış oluruz. Evet. 8 tane nüfus lazım. Bir tane daha kurmak isterim aslında. Bunun için de 8 nüfus lazım. Nüfus topluyoruz şu anda. Evet, bundan sonra nüfus toplamaya da yönelebiliriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.